Evet. Mavi gözlü bozkurtumuzun cumhuriyeti kurduğu Sivas, Sivaslılar merhaba. Nasılsınız? İyisiniz. Rahmetli Muhsin Başkan'ın hemşerileri, kardeşleri, yoldaşları nasılsınız? Daha da iyi olacağız inşallah. Evet, bugün burada olmak bizim için bir şereftir. Bugün burada olmak bizim için mavi gözlü bozkurtumuzu yani Atatürk'ümüzü anmak, aynı zamanda Muhsin Başkanımızı anmak, aynı zamanda Sinan Ateş'i anmak demektir. Aynı zamanda Gaffar Okkan'ı almak demektir. Şimdi burayı şereflendirdiniz. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Bu soğuk havada burada o eli öperim. O eli öperim. Evet. Burayı şereflendirdiniz. Bu soğuk havada bekliyorsunuz. Ve biz size borçluyuz. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak beni de, arkadaşlarımı da, Mansur Başkanımı da hem kendi huzurunda hem sizlerin karşısında mahcup etmesin inşallah. Şimdi bir seçime gidiyoruz. Bir seçime gidiyoruz. Sanki seçim değil, bir savaşa gidiyoruz. Allah Allah naralarıyla bir savaşa gidiyoruz. Bu savaş iklimi, tehditler havada uçuşuyor. Hakaretler havada uçuşuyor. İftiralar havada uçuşuyor ama hiçbir konuşulmayan, bu arkadaşların konuşmadığı, hiçbir zaman konuşmadığı bir şey var. Muhsin Başkan'ın katilleri kimdir, nedir konuşulmuyor. Sinan Ateş'in katili kimdir, nedir konuşulmuyor. Azmettiricisi kimdir konuşulmuyor. Gencecik çocukların işsizliği, umutsuzluğu konuşulmuyor. 82 puan alıp atanamayan, mülakatta elenen kızımız oğlumuz konuşulmuyor. 54 puanla sen onlardan mısın? Ya işte. 54 puan alıp AK Parti'de ayısı dayısı olduğu için atanan çocuklar konuşulmuyor. Efendim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın artık sayısını kaçırdık. O derece değişti. Her seferinde bir başka sınav. Lisedeki çocukların kaderi konuşulmuyor. Ve Sivas'ın içine düşürüldüğü zorluklar konuşulmuyor. Ama ne konuşuluyor? Efendim, Meral Akşener Sivas'ta PKK'lı ama Diyarbakır'da da faili meçhulcü. Arkadaş, karar verin ben kimim? Bu ülkenin İçişleri Bakanlığı görevini yürütmüş birisiyim. Türkiye'nin sınır ötesi en derin harekatının altında imzası bulunan İçişleri Bakanıyım. Bu devlet PKK'nın, DHKPC'nin listelerinde, o kandil ne olacak hep beraber göreceğiz. Şimdi listesinde olduğu için devletin talimatıyla, benim talebimle değil, şerefli Türk polisleri tarafından korunan bir insanım. Yahu arkadaş, eğer ben PKK'lıysam tutuklayın ulan beni. Niyetler şerefli Türk polislerine beni korutuyorsunuz? Niçin şerefli Türk polislerine beni korutuyorsunuz? Eğer ben teröristsem beni tutuklayın, gereğini yapın. Bu nedir biliyor musunuz? Ciddiyetsizlik demektir. Bu ciddiyetsizlik demektir. Devlet ciddiyetini yere düşürmek demektir. Ben Megri şarkısını söylemedim. Efendim, teröristlerin kafasından
konfeti kaçırmadım, onları üflemedim. Habur rezaletini yapmadım. O habur rezaletinin içinde teröristler, teröristler rahatsız olmasın diye Atatürk'ün resmi ve Türk bayrağını çıkartan ben değilim, sizsiniz. Açılım sürecini yapan ben değilim, sizsiniz. Ve gelinen noktada Sayın Erdoğan, sağ elinde Hizbullah var senin bu seçime giderken. Sağ elinde Hizbullah, Gaffar Okan'ın katilleri var, katilleri. Sol elinde PKK var. Abdullah Öcalan'ın akraba olmuşsun. Abdullah Öcalan'ın kardeşine bizim Mehmet diyorsun. Valilere talimat verdin. Oslo'ya gittin ve habur rezaletini yaptın. Ama 31 Mart seçimlerine giderken döndün dedin ki Abdullah Öcalan'ın mektubunu okutun. Okutuldu. Kardeşiyle TRT, sizin, benim helal vergilerimizle ödediğimiz paralarla hayatını idame ettiren TRT'ye çıkarttın, teröristi çıkarttın. Sen cumhurbaşkanısın. Döndün dedin ki vallahi bilmiyordum kırmızı bültenle arandığını. Ama daha başka şeyler de yaptın. Türk ordusunu yerle bir ettin. FETÖ'ye teslim ettin. Ergenekon'muş, balyozmuş, onların savcısı oldun. Milli orduyu, Türk ordusunun içini boşalttın. En son GATA'yı kaldırdın, en son askeri okulları kaldırdın. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Sayın Erdoğan, en son konuşacak şahıs sensin bu konuda. Hatırlayın o zaman Muhsin Başkan'ın yoldaşları, kardeşleri, hatırlayın. Bütün milliyetçilikleri ayağının altına aldıydı. Bizler kanla besleniyorduk. Karşı çıktığımız için kanla besleniyorduk. Şimdi ama daha da vahim bir hal var. Kafayı yedi bunlar. Ya çok üzülüyorum hallerine. Gerçekten çocuklar, çok üzülüyorum. Bak adamın teki çıktı. Ya asayişten sorumlu olması lazım. Adamın ağzından devamlı şu çıkıyor. Doğru söyleyeyim. GBT olacak. Biz eğer iktidarı kazanırsak erkek erkeğe evliliği serbest bırakacakmışız. Onca şey içinde akla gelen bu. Davayın bir şey var. Onunla da yetinmedi. Bak gülen çocukların yüzü gitti ha. Sarardılar hepsi. Şimdi hayır bir şey daha var. Meğersem erkekler hayvanlarla da evlenecekmiş. Onu serbest bırakacakmışız. Ya böyle bir fantazi olur mu oğlum? Bu ben şu anda Sivas'ta bulunan bütün psikiyatrları bu arkadaşları muayene etmek için davet ediyorum. Yazıktır bu ülkeye ya. Yazıktır bu ülkeye. Şimdi bir başka kişi de çıktı. Dedi ki yani biz kazanırsak FETÖ kazanacakmış. Aynı arkadaşın. 8 sene meclis yönettim. Bau, o meclisteki FETÖ sever konuşmalarını, o cıvık, cıvık, insan içini kaldıran konuşmalarını bir bilseniz. Eyvah! Hoca Efendi Hazretleri şeklinde konuşan, o böyle munis sesli, bazen MHP'den, bazen CHP'den itirazlar olurdu. Birden asker adam böyle, yani elinde, belinde silah olmuş birisi gibi zıplar onlara hakaret ederdi. Gene kafayı eğer Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretleri der. Şimdi biz kazanırsak FETÖ kazanmış olacakmış. Hadi oradan be. Cıvık adamlar. Ama birisi var. Hayretler içindeyim. Şimdi başbakanlık yapmış bir şahıs. Yaşı başı yerinde. İstiklal Marşı'nı okuyamadı biliyorsunuz yazıda. Yani bu abi çıktı en böyle hareketleriyle. Biz işgalciymişiz. Onlar istiklal mücadelesi veriyormuş. Bakın. Milli irade
ona oy verir, buna oy verir. Siyasetçinin yapacağı iş baş üstüne demektir. Siz oylarınızı kime veriyorsanız geçerli olan odur. Seçmen veli nimettir. Seçmenin tercihlerini biz sorgulayamayız. Siyasetçi denilen zevat seçmenin karşısında hazrolda, milletinin karşısında hazrolda durmak mecburiyetindedir. Şuculuk buculuk üzerinden birbirine düşürmeye alıştılar seçmeni ama o işler bitti. Artık yemiyoruz, siz de yemiyorsunuz. Şimdi konuşulması gereken bu tür demin anlattığım manyakça konuşmalar değildir. Konuşulması gereken şudur. Gençler için ne yapacaksınız? Kadınlar için ne yapacaksınız? Adalet için ne yapacaksınız? Hukuk için ne yapacaksınız? Tarım için ne yapacaksınız? İşsiz gençler için ne yapacaksınız? Konuşulması gereken budur. Projelerinizi anlatırsınız. Hizmet vizyonunuzu anlatırsınız. Seçmeninizin, milletinizin gönlünü kazanmak için gayret edersiniz. Seçmeniniz, milletiniz bir karar verir. Ona da uyarsınız. Ben hayatımda oğlum size çok acıyorum biliyor musunuz? Ya ben haklısın. Çok acıyorum. Ya ben 80 öncesinin talebesiyim. Böyle bir eziyet görmedik oğlum biz o zaman. Haşarı talebeler olmamıza rağmen. Yani bu nasıl bir şeydir? Ağzınızı açsanız dayılar gelip telefon istiyor. Zaten cebinde kaç var? Bak şimdi adın ne senin? Ali. Bak Ali'nin cebinde para yok ama oho dayı gelecek diyecek ki ben Almanya'dan geldim harika bir hayatım var göster telefonunu. Senin hayatın harika benimki kötü ama göster telefonunu. Halbuki bu çocuklar uzaktan eğitim gördüler. İnternet lazımdı, bilgisayar lazımdı, tablet lazımdı. Var mıydı oğlum? Hava gazı. Şimdi bir devlet öncelikle açını doyurmak, dışarıda kalanını bir evin içinde muhafaza etmek zorundadır. Şimdi bir şey daha diyeceğim. Hırsız onlar hırsız. Onlar hırsız. Hırsız. Şimdi bakın Sayın Erdoğan çıktı. En son olarak onun ne yapacağımızı anlatacağım. Recep Bey çıktı dedi ki ben Aleviliğe saygı duyarım. Her türe saygı duyarım. Tür. Ya arkadaş, inancına göre farklı inançlarda olabiliriz. Farklı renklerde olabiliriz. Farklı topraklarda doğmuş olabiliriz. Anamız babamız farklı olabilir. Yahu insanız. İnsanı yaratan Allah. Dolayısıyla Allah'ın kuluyuz. Nasıl oluyor tür? Oğlum Ali biz bitki miyiz? Hayvan mıyız? Recep Bey'e göre neyiz? Tür. Bunun cevabını vereceğiniz mi sandıkta? O zaman bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. Söz mü? Söz mü? Şimdi Mansur Bey'e dediler. Şimdi Mansur Bey'e dediler. O kendini anlatmaya çekiniyor, ben anlatayım. Bedava yok. Bedava yok. Bedava yok. Şimdi bak şöyle olacak. 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu olacak, bir oy Kemal'e. Sonra İYİ Parti birinci olacak, bir oy Meral'e. Ve o helal oylarınızla ben başbakan olacağım. Hemen şimdi olacağım. Ama bak yeminle söylüyorum, abidik gubidiklerle başbakan olmam. Sizin iradeniz olmadan olmaz. Pazarlıkla olmam. Çünkü bu helal iradeye, millet iradesine ihtiyacım var. Bir şeye daha ihtiyacım var. Değerli kadınlar, hanımefendiler, size de ihtiyacım var. Sebebi şu. Bu ülkede hiçbir erkeğe yapılmayan ne kadar iğrençlik varsa bana yapıldı. Anladım ki size de yapılıyor. Dolayısıyla el ele vereceğiz. Beraber el ele vereceğiz.
ve bu harami düzenle birlikte bu çirkinliği, bizi fakirliğe mahkum eden bu ayrımcılığı, tacize, tecavüze, dayağa karşı bizi suçlayan bu zihniyeti yerle bir edeceğiz. Ben bunun için kadınlardan destek istiyorum. Ekstra destek istiyorum. Eğer bunu bitirmezsem, eğer bu harami düzeni, bu kadınlara karşı yapılan bu iğrençlikleri bitirmezsem Allah benim canımı alsın. Bu derece kasamimiyim, bu derece kararlıyım. Şimdi gelelim, kadından yola çıktık. Bakın, ev kadınlarımız var. Ne yapacağız biliyor musunuz? Gençlerimiz var. İş buluncaya kadar 18-26 yaşındaki gençlerimize ve aynı zamanda ev kadını görevini en fazla da onlar çalışır. Ev kadınlarımıza 2500 lira sorgusuz, sualsiz, şartsız maaş bağlayacağız. Birincisi bu. İkincisi, hemen derhal 100 bin öğretmen tayin edeceğiz. Hemen. Sonra arkasından 150 bin öğretmen daha gelecek. Ve 250 bin öğretmeni derhal tayin edeceğiz. Bütün köylerdeki okulları yeniden açacağız. Ve bir öğretmen, her köye bir öğretmen, bir veteriner, bir ziraat mühendisi tayin edeceğiz. Köylerde 50 yaş dışında kimse yok. Gençlere diyeceğiz ki, kızım, oğlum, evli çift veya iki kardeş, neyse, diyeceğiz ki git babanın toprağında, yani isteğinizle tabii, iş yap, üretim yap. Buna karar verip köye yerleşen her bir gencin 5 yıl boyunca SSK veya Bağkur paralarını, primlerini biz ödeyeceğiz. Çiftçinin bütün borçlarını erteleyeceğiz, yeniden yapılandıracağız. 5 yıl boyunca sadece faiz ödeyeceksiniz, yeniden yapılandıracağız. Esnafa benzeri bir düzenleme esnaf için yapacağız ve 3 harflilerin esnafımızı bıraktığı o zorda durumdan kurtaracağız. Mesela mülakatı kaldıracağız ve bilek gücüne göre kim neyi alırsa onu yerine getireceğiz. Şimdi elektrik maliyetleri yüksek. O kadar yüksek, öyle olduğu için tarımsal sulama sorunu var. Türkiye'nin her tarafında, Sivas'ta da var. Erzincan, bunları gidereceğiz. Erzincan şeker fabrikası özelleştirildiği için Akıncılar, Su Şehri ve Gülova'da pancar üreticileri mağdur. Bu mağduriyeti gidereceğiz, derhal gidereceğiz. Kanadalı çiftçiler kazanıyor, Ruslar kazanıyor, Ukraynalılar kazanıyor. Hatta Sırplar kazanıyor. Sivaslı çiftçi fakirlikle eziliyor. Bunların önüne geçeceğiz. Türkiye Şeker Kurumu'nu kuracağız. Türkiye'de yapılan bütün özelleştirmeleri, Sivas'ta yapılan bütün özelleştirmeleri yeniden gözden geçireceğiz ve bütün arızalarını gidereceğiz, bilesiniz. Ve bu özelleştirilmiş fabrikalarda oluşan taşeron problemini çözeceğiz. Şimdi dün Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs'tı. Ben Ocak ayında %55 emekçilere ve emeklilere zam yapılması gerektiğini söyledim. Yapmadılar. Şimdi dün Mersin'de ve bugün burada, biraz evvel Afyon'da söyledim, tekrar söylüyorum, burada da söylüyorum. En az %50 1 Temmuz'da emeklilerimize ve işçilerimize zam yapacağız. Emekçilerimize zam yapacağız. Şimdi Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı'nda geçen sene 5 bin liraya kestiğiniz kurbanı bu sene 15 bin liraya keseceksiniz. Çoğunuz kesemeyecek. İşte
Kurban Bayramı öncesinde bütün emeklilerin hesabına 15 bin lira para yatıracağız. Derhal çekeceksiniz. Şimdi anlatma, bakın bütün bunların anlamı şu. Yok şuculuk, yok buculuk üzerinden çırak çıkıyorsunuz. Yok şuculuk, yok buculuk üzerinden ayısı dayısı olanlar bir şeyler oluyor. Siz burada çırak çıkıyorsunuz gençler. Bu kadınlar ve gençler destek olun, el verin. Bu harami düzeni, bu soygun düzenini değiştirelim. Mansur Bey'e dediler ki PKK'larla DHKP'ciler saat okuyacak. Onlar olmadı ama ne oldu biliyor musunuz? Her eve Mansur Bey'in yardımları gitti. Yardımlar kolilerle değil ama. Kartlarla gitti. O kartlardan insanlar istedikleri marketten alışveriş yaptılar. Şimdi bu mantık içerisinde bu ülkeyi kalkındırmak mümkün. Size bir şey söyleyeyim. En az Suriyeli olan şehirlerimizden birisi. Ama Suriyeli veya başka bir yerden gelen sığınmacılar açısından soru şu. Biz Beşar Esad'la niye kavga ettik arkadaşlar? Sonuç ne oldu? Sonuç 8, 6, 10 milyon diye söylenen Suriyelinin ülkemize gelişi, Türkiye'nin bir hendek oluşu. 2 yıl içinde bütün Suriyelileri memleketlerine göndereceğiz. Ama ve lakin biz bu kavgaları etmemiş olsaydık şu anda sadece birinci derecedeki sınırımız olan ülkelerle yaptığımız ticaretin şeyi ne biliyor musunuz? 7 trilyon hacmi, 7 trilyon dolar. 7 trilyon doları attık bir kenara, Beşar Esad'la kavga ettik. Kardeşim Esad, katil Esad. Peki ne oldu kardeşim? İstanbul'da şimdi katilden kardeşime doğru hafif geçiyoruz ama karşılığı, şimdi söyleyeceğim bir şey hep olacak, karşılığı 8 milyon ortalamasını alalım Suriyeli. Ne işe yaradı bu? Siz kazık yediniz, hadi söyleyeyim. Sizin geleceğiniz ortadan kalktı, siz kazık yediniz. İşte bunu beraber ortadan kaldıracağız. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ulan Mısır'daki Sisi'yle bizim ne alakamız var? Çok enteresan. İstanbul'da seçim yapılıyor. Recep Bey diyor ki ya Sisi'ye oy vereceksiniz. Bu Ekrem Bey oluyor. Ya da Binali Bey'e oy vereceksiniz. Şimdi aradan zaman geçti. İstanbul'da da aynı Mansur Bey'in yaptığı çalışmaların aynıları yapılıyor. Sosyal devlet anlayışı giriyor. Ama enteresan bir şey var. Ya bizimkiler Sisi'nin karşısında hazır ola geçti. Kardeşim Sisi'ye geçildi. Hani bu fakir burada olduğu süre içinde o terörist anlamaz denmişti ya. Ya Trump şu hareketi yaptı, terörist uçtu gitti. Peki Suudi Arabistan kralının karşısındaki topuk selamını gördünüz mü? Yazıktır, günahtır. Evet, mavi gözlü bozkurtumuzun şehri. Muhsin Başkan'ın şehri. Bu şehir, bu cumhuriyeti kuran şehir. Siz kurdunuz, buranın iradesi kurdu. Dolayısıyla bu harami düzeni, bu hırsız düzeni, bu çalma düzenini, bu hak yeme düzenini, bu haram yeme düzenini, kul hakkı yiyen düzeni 14 Mayıs'ta değiştirecek miyiz? Evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapacak mıyız? Evet. İYİ Parti birinci parti yapacak mıyız? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim.